Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Warten Obald'ı adlı kısa hikayeyi okuyacağız. Hikayemizin yazarı Heinrich Pöhl. Dilerseniz hemen hikayemizi okumaya başlayalım. Es war einmal ein junger Bauer, der wollte seine Liebste treffen. Bir zamanlar sevgilisiyle buluşmak isteyen genç bir çiftçi vardı. War ein ungeduldiger Geselle und viel zu früh gekommen und verstand sich schlecht aus Warten. Bu sabırsız bir adamdı ve çok erken gelmişti. Beklemekten de hiç hoşlanmıyordu. Sah nicht den Sonnenschein, nicht den Frühling und die Pracht der Blumen. O kadar sabırsızdı, beklemeyi o kadar sevmiyordu ki ne güneş ışığını, ne baharı, ne de çiçeklerin güzelliğini görmüyordu. Ungeduldig warf sich unter einen Baum und haderte mit sich und der Welt. Sabırsızca bir ağacın altına atıldı, kendisiyle ve dünyayla çekişti. Da stand plötzlich ein graues Männlein vor ihm und sagte, hemen o anda gri, küçük bir adam onun önünde durdu ve şöyle söyledi. Ich weiß, wo dich der Schuh drückt. Neye endişelendiğini, neye üzüldüğünü, daha doğrusu sıkıntının ne olduğunu biliyorum. Nimm diesen Knopf und nähe ihn an dein Wams. Bu düğmeyi al ve onu gömleğine, yeleğine iliştir. Und wenn du auf etwas wartest und dir die Zeit zu langsam geht, dann brauchst du nur den Knopf nach rechts zu drehen und du springst über die Zeit hinweg so weit wie du willst. Eğer dedi, bir şey bekliyorsan ve zaman çok yavaş ilerliyorsa, o zaman sadece düğmeyi sağa doğru çevireceksin. Düğmeyi sağa çevirdiğinde zaman sen istediğin kadar ileriye gidecek ve beklemek zorunda kalmayacaksın. Das war so recht nach des Burschen Geschmack. Bu tam da onun istediği gibi bir şeydi. Nahm den Zauberknopf und machte einen Versuch und drehte. Ve daha sonra bu sihirli düğmeyi aldı ve bir deneme yaptı, düğmeyi çevirdi. Und schon stand der Liebste vor ihm und lachte ihn an. Ve tam da o esnada sevgilisi karşısında duruyordu ve ona gülümsüyordu. Das ist schön und gut, dachte aber mir wäre lieber, wenn schon Hochzeit wäre. Bu güzel, iyi diye düşündü. Fakat keşke şu an düğün olsaydı. Drehte abermals ve tekrar çevirdi. Und saß mit ihr beim Hochzeitsschmaus und Flöten und Geigen klangen ihn. Tekrar çevirdi ve artık düğün yemeklerindelerdi. Etrafta ise flüt çalıyordu, kemanlar çalıyordu. Da sah seine Frau in die Augen. Tam da o esnada eşinin gözlerine baktı. Wenn mir doch schon allein wären. Keşke yalnız olsaydık diye düşündü. Wieder drehte heimlich. Tekrar gizlice düğmeyi çevirdi. Und da war tiefe Nacht und sein Wunsch erfüllt. Ve tam da o esnada artık gece olmuştu ve isteği tekrar yerine gelmişti. Und dann sprach über seine Pläne. Daha sonra planları hakkında konuştu. Wenn unser Haus erst fertig ist. Keşke evimiz tamamlanmış olsaydı, bitmiş olsaydı. Und drehte von neuem an dem Knopf. Ve tekrar düğmeyi çevirdi. Da war Sommer und das Haus stand breit und leer und nahm ihn auf. Artık yaz ayı gelmişti. Ev hazırdı ve boştu. Onu kabul ediyordu. Jetzt fehlen uns noch die Kinder, sagte und konnte es wiederum nicht erwarten. Şimdi de çocuklarımız eksik, dedi. Ve tekrar bekleyemedi. Und drehte schnell den Knopf. Hızlıca düğmeyi çevirdi. Da war älter und hatte seine Buben auf den Knien und Neues im Sinn und konnte es nicht erwarten. Ve artık yaşlanmıştı. Çocukları dizlerinin üzerindeydi. Aklında da hala yeni bir şeyler vardı ve tekrardan bekleyemiyordu. Und drehte, drehte, dass das Leben an ihm vorbeisprang. Und sich es versah, war ein alter Mann und lag auf dem Sterbebett. Çevirdi, çevirdi ve hayatı bir film şeridi gibi akıp gitmişti. Tam da bunu fark ettiğinde artık çok yaşlıydı.
Ve artık ölüm döşeğindeydi. Nun hat er nichts mehr zu drehen und blickte hinter sich. Artık düğmeyi çevirecek bir şey yoktu ve arkasına baktı und merkte, dass er schlecht gewirtschaftet hatte. Ve düğmeyi işte doğru kullanamadığını fark etti. Er wollte sich das Warten ersparen und nur die Erfüllung genießen, wie man Rosinen aus einem Napf kochen nascht. O beklemeyi sevmiyordu, beklemeyi hiç istemiyordu ve sadece istediği şeyin yerine gelmesinin tadını çıkarmak istiyordu. Bu aynı şuna benziyordu, bir kekten kuru üzümleri gizlice yemek gibi. Nun da sein Leben verrauscht war, erkannte dass auch das Warten im Leben seinen Sinn hat und erst die Erfüllung würzt. Ve hayatı akıp gittiğinde fark etti ki aslında hayatın içerisinde beklemenin de önemli bir yeri vardı ve bu bekleme süreci isteğin yerine gelmesini daha da güzelleştiriyordu. Was gäbe darum, wenn die Zeit ein wenig rückwärts schrauben könnte? Şöyle düşündü. Keşke zamanı birazcık geriye alabilseydim. Sittend versuchte den Knopf nach links zu drehen. Ve titreyerek düğmeyi sola doğru çevirmeyi denedi. Da tat es einen Ruck. Wachte auf und lag noch immer unter dem blühenden Baum und wartete auf seine Liebste. Ve o anda bir hareketlenme oldu, uyandı ve hala da çiçeklenmeye başlamış olan ağacın altında yatıyordu ve sevgilisini bekliyordu. Aber jetzt hatte das Warten gelernt. Ama tam da şimdi beklemeyi öğrenmişti. Alle Hast und Ungeduld war von ihm gewichen. Tüm telaşesi, acelesi, sabırsızlığı bir anda ondan silinip gitmişti, geri çekilmişti. Schaute gelassen in den blauen Himmel, hörte den Vöglein zu und spielte mit den Käfern im Gras. Sakince, rahat bir şekilde mavi gökyüzüne baktı, kuşların cıvıltısını dinledi ve hemen çimlerin üzerindeki böceklerle oynadı. Und freute sich des Wartens. Ve beklediği için mutluydu. Schlussfolgerung. Şimdi hikayemizden ne gibi dersler çıkarmalıyız? Bunları göreceğiz. Das Warten gehört zum Leben. Beklemek de hayata dairdir. Yani beklemenin hayatta önemli bir yeri vardır da diyebiliriz. Nur Geduld mit der Zeit wird aus Gras Milch. Bu da Sprichwort dediğimiz bir Alman atasözü. Bunun Türkçe karşılığını sabreden derviş muradına ermiş olarak verebiliriz. Wer langsam geht, kommt auch zum Ziel. Bu Alman atasözünün yine Türkçe olarak, atasözü olarak bir karşılığı da bulunmaktadır. O da şu şekildedir. Ağır git ki yol alasın. Geduld bringt Rosen. Bu da yine bir Alman atasözü. Türkçe karşılığı olarak sabreden derviş muradına ermiş diyebiliriz. Also der geduldige Derwisch erreichte sein Ziel. Also alles fährt dem zu, der wartet. Peki bu söz kimin sözü? Bu söz Martin Gerhard Reisenberg adlı bir yazarın sözü. Kısaca hikayemiz neyden bahsediyor? Mit dieser Kurzgeschichte will der Autor sagen, dass das Warten sehr wichtig ist. Bu hikayeyle birlikte yazar bize beklemenin ne kadar önemli olduğunu söylemek istiyor. Beklemek güzeldir. Üzücü olan beklenilecek bir şeyin olmamasıdır. Cemil Meriç, Jurnal adlı eserinde yaşamak beklemektir der. Yaşamdan zevk alabilmek için bekleyecek bir şeylerin olması her daim gereklidir. Beklemek hayatın ta kendisidir. İnsan anne karnında doğmayı, doğunca da büyümeyi bekler. Hızla hayatın içine karışır, okula gider. Zilin çalmasını, yaz yaklaşınca tatili bekler. Durakta otobüsü, akşam olunca ertesi günü, ayrılınca kavuşacağı günü ve hasta olunca iyileşmeyi bekler. Kış ayında ilkbaharı, uyanınca uyumayı bekler insan. Sevmeyi, sevilmeyi, başarılı olmayı ve hayallerinin gerçekleşmesini bekler. Bazen de Necip Fazıl Kısakürek'in şiirinde ifade ettiği gibi bir bekleyiş sarar insanı. Ne hasta bekler sabahı, ne de taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Bu bekleyişe rağmen zaman beklemez. Bekleyecek bir şeyi kalmayan insan sonunda ölümü bekler.
Özdemir Asaf'ın da dediği gibi, gelecekse beklenen, beklemek güzeldir. Özleyecekse özlenen, özlemek güzeldir. Ve sevecekse sevilen, o hayat her şeye bedeldir. Son olarak ne güzel söylemiş Mevlana, her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne de güneş vaktinden erken doğar. Bekle, senin olan sana gelecektir. Evet, bir hikayenin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.